gitseydik onunla. Ayıp ama yani babacığım. Yeni tanışacağız. Bunca şey yaşamış, böyle ayağımıza getirir gibi. Hoş mu yani? Bence hep beraber gitmemiz çok daha doğru olurdu. Hayal. Ben öyle uygun gördüm. Biraz sabırlı ol. Olur mu? Öpücük. Bunu. Ben de Volkan'la gitmek isterdim ama. Şu anda tabii. Bir hafta bekleyeceksiniz. Çok iyi. Ben boşuna geldim yani. Bakın beyefendi, hastamız insanlıktan çıkmış durumda. Henüz yürüyemiyor, beslenemiyor bile. Fiziksel ve psikolojik olarak yolculuğu kaldırabileceğinden emin olmadığım sürece mümkün değil hastamı taburcu etmem. Gerçekten çok güçlü bir kız. Bir yıl boyunca gösterdiği fiziksel direnç bir yana, psikolojik sorunu halletme şekli çok etkileyici. Müthiş bir hayatta kalma hikayesi. Hı hı. Çok etkileyici. Peki ne zaman çıkacağız? Siz nesi oluyorsunuz? Hiçbir şeyi. Anlamadım. Yani uzaktan, çok uzaktan bir aile dostu diyelim. Bu tür adli vakalarda şimdiye kadar hiç rastlamadığım sıra dışı bir gizlilik var doğrusu. Ben de fazla meraklı gözükmem ama hastamızın travmalarını düşündükçe bir hekim olarak nereye gideceğini bilmek isterdim. Sizin de dediğiniz gibi sıra dışı bir gizlilik söz konusu. Anladım. Buyurun camdan bakabilirsiniz. Evet, çok güzel. Ha gayret kızım, gayet iyi gidiyor. Aynı şekilde devam. Yavaş. Devam. Bilmiyorum vallahi ama yakışıklı çocukmuş. Yavaş. Devam. Efendim. Bakın. Bakın çok saçma bir hata yapıyorsunuz. Benim teyzem falan yok. Ölü diyorum size, ölü. Misafirlik. Sadece kısa süreli bir misafirlik. Yok. Yok yok, bir eksik var diyorum ben size. Böyle hep böyle ışıl ışıl, pırıl pırıl bir şey eksik sanki. Disko topu koyalım. Bu bir haftadır bir gizem. Yeni biri geliyor diyeceğim de bu şaşkaloza kim gelsin? Annesinin misafiri de değil, o da belli. Şşş, duyacak şimdi. Yok. Ya biz niye uğraşıyoruz ki? Kafa kalmadı ki işte. Çağıracaktık şirketten bir tane dekoratör. Bir haftada bambaşka yapacaktı bu odayı işte. Kızım olur mu hiç öyle şey? Aa, misafir geliyor diye odayı baştan mı yapacağız? Neyse. Geçti zaten artık. Geldiği zaman kendi zevkine göre değiştirir. Aa, gelen bayağı kalıcı geliyor galiba. Yani
Ya Allah aşkına söyleyebilir misin artık? Bu misafir kim? Vallahi kızım ben de çok merak ettim. Belli mühim birini bekliyoruz ama. O konuyu annemle babam size daha sonra açıklayacaklar. Bakın benim annem var. Annem var diyorum size, annem. Teyzem, meyzem yok, ölü. Siz polis değil misiniz? Sizin bilmeniz gerekmiyor mu benim lütfen? Bize neden değilse o. Bak bana ne bilgi verildiyse ben onu söylüyorum. Bu beyefendi seni teyzene götürecek. Hangi beyefendi? Bu beyefendi. Merhaba, Volkan ben. Sen mi götüreceksin beni teyzeme? Benim teyzem öldü ama haberin olsun. Akraban mısın sen benim? Hı? Kimsin sen? Beyefendi, gazeteciler. İşte bu iyi olmadı. Siz bize yardımcı olacaksınız değil mi? Evet, tabii ki de. Güzel. Arkadaşlar siz de yardımcı olursanız sevinirim. Misafirlerimiz gelmiş de. Evet. Bütün Türkiye'nin konuştuğu kız. Koşabilir misin? Ne? Koşmak mı? Ben de öyle tahmin etmiştim. Hazır mısın? Gel bakalım. Lütfen dağılın. Açılalım arkadaşlar. Müsaade edin, müsaade edin, müsaade edin. Müsaade edin. Yola açın. Yola açın. Gençler takip edin. Babamın size bulunuyor. Arkaya koyabilirsiniz. Teşekkürler. İyi misin? Buldumcuk yazık. Bir tane arkadaş buldu kendine, haline bak. Ay sanki gelen de yerleşmeye geliyor. Niyeyse bu gizem. Devlet sırrı. Hayır, kim bu gelen, kim bir anlasak? Gelince göreceğiz işte. Var var, bunlarla bir tuhaflık var. Umay Hanım bir tuhaf. Devriz Hanım geldi 5 saattir öyle oturuyor. Reşat Bey'in ağzını bıçak açmıyor. Üstüne bir de yatılı misafir geliyor. Bize ne canım? Allah Allah. Yok var var. Ben diyeyim sana, bu gelen misafir kimse bir şey var bunda. Bak bence. Aa, Volkan Bey değil mi o? Ne olmuş Volkan Bey'e? Volkan Bey o kızla ne alaka ya? Ne kızı? Ne oluyor? Ya şu zavallı kızı çıkarmışlar da hastaneden. Ben Volkan Bey'e benzettim. Allah Allah, gerçekten de benziyor. Ver bakayım şunu. Baksana o değil mi? Niye kucaklamış ki? Al işte al bak o. Allah Allah, o zavallı kız. Volkan Bey'le ne alaka? Ya niye kucağına alıyorsun ki? Evet, şimdi bindik. Tamam. Tamam, merak etmeyin, sorun çıkmayacak. Ya, Onur yavaş yavaş çıksın ama, olur mu? Alanda beklemeyelim.
Görüşürüz. Ne içersin? Pardon, bu uçak ne? Uçak işte. Gel. Ama bu normal uçak değil. Şey mi bu, özel jet mi? Yani özel uçak mı, senin mi? Ha yok, o kadar da değil. Bu benim çok yakından tanıdığım birinin şirketinin uçağı. Şirket uçağı yani. Gel otur. Sen kimsin? Hayır, nereye götürüyorsun beni ya? Ha? Adı ne benim teyzemin? Yaşıyor mu benim teyzem? Benim niye bunlardan haberim yok? Bak, çok fazla soru soruyorsun ve haklısın. Ama soruların cevabı bende değil. İstanbul'da. O yüzden arkana yaslan. Ve İstanbul'u bekle, olur mu? Dünyadaki bütün felaketlere yetişmek istersin. Dünyadaki bütün gözyaşlarını silmek. Bütün yaraları sarmak. Bir somun ekmek, bir damla su, bir küçük umut olmak için. Bazılarımız birinin felaketi olur. Zor olan budur. Kendi açtığın yarayı sarmazsan eğer, bütün yaralar senin. Açtığın yaradan en uzak yere gitmek istersin. Kaçmak, saklanmak, uzakta olmak, yolda olmak, hep yolda olmak. Yola kalbinde felaketle çıkmak zor. Nedir ki yol? Gitmekle dönmek arasında attığın bir küçük adım. Hoşça kalmak ve hoş bulmak arasında bütün yolculuk. Ve hepimiz yolcuyuz. Artık dönüşü olmayan bir yolculuktasın. Müdür çağırıyor. Bak senin için mesai yapıyor kadın. Hadi. Yoksa kızım mı geldi gece gece? Kızım geldi. Kızım geldi. Kızım geldi. Kızım mı geldi? Kızım geldi. Kızım geldi. Benim teyzemin evi. Evet. Teyzen içeride. Gel. Eyzübillah. Teyze? Yok, o teyzen değil.
Gel bu taraftan. Ben kimim biliyor musun? Ben senin kuzeninim. Kardeş çocuklarıyız. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben kendimi tutamıyorum. Ben çok tuhaf oldum. Ben çok tuhaf oldum. Ben böyle tuhaf olacağımı bilmiyordum ki. Sen çok yani ben saçmalıyorum galiba ya. Kızım, misafirimiz bir soluk alsın istersen. Teyzen mi? Yok, yok. Teyzen değil. Teyzen değil. Teyzen... işte teyzen. Teyzem. Amay karay. Yok yok yok, yapmadınız. Yapmadınız değil mi? Yollamadınız kızımı. Kızımı o yılana yollamadınız değil mi? İmran, kendine gel. Sen misin? Bir
Sofra hazır. Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Yardım ister misin? Geçici. Ya fizik tedavi bitince geçecek diyorlar. Yani normalde böyle titreme falan yok. Hepsi geçici. Yazılanlar doğru mu? Yani biraz abartı vardır herhalde değil mi? İnsan bir yıl kuru ekmekle yaşayamaz. Hayalcim. Bırak da hayat yemeğini rahat rahat yesin. Hı? Dilerim yani. Benim annem hep böyle derdi de sana o yüzden. Sosyetik yılan. derdi. Ben de hep şey sanardım tabii hani annem böyle seni magazinden tanıyor da sevmiyor sanıyordum. Hatta hep şey yapardım ben anneme böyle. Seninle ilgili haberleri okuyup sinir ederdim annemi. Öyle şeyler. Sen anneme ne yaptın teyze? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Biz devam edelim mi? Yılan. Sosyetik yılan. Ablan niye sana yılan diyor Umay? Hoşuna mı gitti hayatım? Çok mu yakıştırdın? Bilmem. Yakışıp yakışmadığına seni tanıdıktan sonra karar vereceğim. Bir hafta. Bir hafta sustun. Ben de susmana göz yumdum. Çünkü ne yalanlarını ne gerçeklerini kaldırabilecek durumda değildim. Peki hala da değilim. Ama artık en büyük gerçeklerinden biri evimizde yaşadığına göre. O kız benim gerçeğim değil. Kimin gerçeği Umay? Neydi? Adı neydi? Ümmü'nün mü? Beni bu şekilde ezemezsin Reşat. Buna müsaade etmem. İstemem. 20 yıldır... Her gün gözümün içine baka baka beni ezen karımı ezemem. Çünkü izin vermez. Bana Umay'dan öncesini anlatmak zorundasın. Ve anlatacaksın. Ama şimdi değil. Şimdi bu kızı nasıl açıklayacağımıza bir karar vereceğiz. Tek bir yanlış karar verebilecek durumda değiliz Umay. Yanlış karar burada Reşat. Evimizde, soframda. Ve bu kararı ben vermedim, sen verdin.
Eğer tek bir yanlış daha istemiyorsan kimseye hiçbir açıklama yapmayacaksın. Kızı saklayacağız. Kitabını mı unuttun hayatım? Lütfen. Şimdi bu yatakları ayırma mevzusu artık bir son versek. Çünkü fazla sevimsiz bir hal aldı. İyi geceler. Nihayet Reşat'cığım. Hava alır geçer. Gerçekten o kız. Bakan kör sanki. Hiç görmüyor gibi. Biri geldi çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Vay vay vay. Hayal Hanım'a bak sen. Gece yarısı havuz keyfi ha. Bir dilim Ronnie. Tek bir dilim. Başka yok. Tek bir dilim. Bir dilim. Bir dilim vermiş.
Hayat. Kaldım valla. Tamam. Bırak. Bırak, hallettim ben. Tamam. Hadi odana git sen de. Sıra sıklama olmuşsun. Sorun yok. Gerçekten sorun yok. Öyle ya da böyle. Bir gün bir kızdan tokadı yiyecektim zaten. İlk öpücüğünde herhalde. Ay yok, küçük falan değildi. Ay yok, özür dilerim. Ben öyle espri olsun diye söyledim. Öpücük değildi tabii ki. Suni teneffüstü. Yanlış anlama beni lütfen. Çok güzelmiş ya. Ne? Islanmışken tadını çıkarayım dedim. Ne var bunda?